malzemelerle nasıl kolaj yapılabileceğini, bu konuda nasıl bir teknik geliştirebileceğinizi canlı olarak size örnek olarak göstermek istiyorum. Ondan sonra siz benden öğreneceğiniz bu bilgilerle kendi şeyinizi, kültürünüzü, kendi düzeninizi geliştirerek çalışmalar yapacaksınız. Ben size sadece ilham veriyorum. İsmim İlhami olduğu için. Şimdi böyle bir tuval aldınız ama buna boncuk tutkal çekerseniz daha iyi olur. Yağlı boya çalışabilmek için üstüne. Aslında bu bez üzerine olduğu gibi kraft kağıdı üzerinde de olabiliyor. O zaman sulu boya veya akrilikle çalışma yaparsınız. Ama şu anda yağlı boya çalışabilmek için bir zemin hazırlıyor. Gördüğünüz gibi deri, güderi ve yağlı boyaları sildiğiniz, fırçalarınızı sildiğiniz parçalar, değişik malzemeler böyle top top hazırlıyorsunuz. Pazen, keten, pamuklu, kadifeli, her çeşit şey olur. Bak arkadaşınız orada hazırlıyor çiçek. Şimdi hazırlama da gel dinle. Sonra devam et. Ha? Bakın böyle paket paket hazırlarsanız, hatta kırmızılar, maviler ayrı ayrı gruplama yaparsanız, çalışma yaparken size yardımcı olacak demektir. Soğuk sıcak renkleri ayırırsanız, böyle soğuk sıcak, karışık da olur, karıştırılmadan da olur. Böyle malzemeleri hazırlarsınız, aynı büyüklükte kesmeyeceksiniz. O kesim yaparken birini büyük, birini küçük. Çünkü kullanırken de öyle kullanacaksınız. Büyük, küçük parçalar farklı olacak. Aynı eşit miktarda parçalar olursa bu sefer monotonluğa düşersiniz. Bu yüzden renk grup bakın altın kesim oranına göre giriş yapıyorum. Bakın gördünüz mü? Bak şuradan şuraya, şuradan şuraya olan oran 1.618. Yani kırmızının giriş noktası öyle. Bu kırmızılarla başladığım için bu kırmızılarla devam etmek zorunda. Ha buradan şimdi soğuk renkler sokabilirsek sağdan soldan soğuk sıcak kontrastlı bir harmoniye geçmiş olacağız. Bak çuval gibi kilim parçaları renkli evet, bez fırçalarını sildiğiniz bezler kırmızının farklı tonları tek rengi yapıştır hani bir taneniz der ki ben komple bir tane kırmızı yapıştıracağım olmaz mı diyecek. Öyle olmaz yani farklı renkli. Herkesin aklına bir şeytanlık geliyor. Onun için önce bakın böyle kiloluk kavanoz veya kova neyse bir kiloluk tutkal alıyorsunuz. Onu şöyle bu kıvama göre hazırlıyorsunuz sulandırarak. Böyle karıştırıyorsunuz. Öyle olduğu gibi olmuyor. Arkadaşınız ne hiç karıştırmadan sürüyordu. Böylece malzemeleri bağlıyorsunuz. Bu bağı çözüyorsunuz burada. Şunu biraz öteye alsam. Bakın bu bağı çözdüm ben. Şimdi buradan alıyorum, buraya koyuyorum. Eğer uygun bulursam deniyorum. Mesela olur mu bu? Olmaz mı diye. Olmadı. Ne yapıyorum? Geri koyuyorum. Hangi renk uyum sağlayacak? Buradan deneme yapıyorsun. Bir şey tutuyorsun buraya, oluyor mu, olmuyor mu diye. Olur mu, olmaz mı? Kırmızılar fazla mı oluyor? Soğuk bir renk mi sokmak lazım? Burada düşüneceksiniz. Olmuyor. Buraya koyuyorsunuz düzgün bir şekilde. Bunu devri daim yaptınız, bittiyse bağlıyorsunuz, o bir bağ açıyorsunuz. Diğerini açıyorsunuz. Yani şunu açıyorsunuz diyeceksiniz ki, bak örnek var, bunun bağını çözüyorsun, koyuyorsun. Bu nasıl düşer? İdare eder. Şimdi idare eder, bulaştırır. Çünkü üstünde boyayla çalışacağımız için bir şey yok. Önce tutkalı alıyorsunuz, elinizde böyle sürüyorsunuz. Bakın örnek gösteriyorum, bak iyi bakın. Elime bulaştı, şu oldu, bu oldu diye korkmayın, bir şey olmaz. Ya da çok ince bir eldiven kullanırsınız. Evet, şöyle güzel sürdükten sonra hani yemek tarifi yaparlar ya televizyonda. Ben de şimdi size bezlerle nasıl yemek yapılacağını gösteriyorum. Buradan tutkalı alıyorsunuz, buraya sürtüyorsunuz. Fırçayla değil bu bak, spatülle. Burayı da bu boncuk tutkal olmuş olsaydı altına
çekinmiş olsaydım fazla tutkal sürmeye gerek olmazdı. Ondan sonra getiriyorsunuz buraya. Monte ediyorsunuz. Araları öyle aralık mı olacak? Aralıklar boyayacağız ya, boyaya geçeceğiz. Aralıkta kalabilir, önemli değil. Kesinlikle bir şey, bezle başa geçmenize gerek yok. Tuvalin kendi bezi de kalabilir yani. Tuvalin kendi bezi de dursun, önemli değil. Önemli olan bütün bir şeyi elde ettikten sonra o ufak şeyler fona kalacak. Bakın üstüne, altına sürdükten sonra üstünden geçiyorum hava boşluklarını almak için. Bunu da çok sağlam bir şekilde yapıştırmak için. Bak kemikleşti. Hiç şey kopmaz yani kolay kolay. Tekniğin ismini öğreneceğim. Yama yama mı? Yama yama tekniği. Kırk yama. Kırk yama, yamalı bohça. Bakın, çok ilginç. Benim talebem Katrin, kocası konsoloslukta çalışıyor. Gitti Taksim'de kırk yama diye bak sergi açtı. Benden öğrendiği bu tekniklerle kocaman bir sergi açtı Taksim'de. Ta Avustralya'dan, Güney Afrika'dan bu benim tekniklerimi öğrenmek için benden ders alanlar var. Kocaman kocaman tablolar yapıyorlar. Hollandalı Karin yarışmalara girdi benim bu tekniklerimle yapılan, yaptığı çalışmalarla. Sonra burada geometrik gruplamalar yapacağız. Evet. Bunu da buraya yapıştırdık böyle. Bu boşlukları ufak parçalarla doldururuz. Önemli değil. Bakın. Evet, renk gruplaması yapıyoruz. Şu anda kırmızılara grupladığımız için bu sıcağa devam etmek zorundayız buralara kadar. Kırmızılar bir yerden çıkartacağız. Yine bak bunu altın kesim kuralına göre koyduk. Demek ki sağından solundan bir yerden kırmızıları çıkartacağız dışarıya, taşıracağız. O yamaların boyutları önemli mi? Yamaların boyutları farklı olacak dedim ya. Aynı boyutta olursa monotonluğa düşersiniz. Onun için sıkıcılık olmaması için parçaların büyüklükleri birbirinden farklı olacak. Bakın burada güderi kullanılmış. Çiçekli bir malzeme de koyarsınız. Bakın kareli bir malzeme de konulmuş. Böyle bir malzeme de konulmuş. Demek ki renk harmonisine göre, malzemenize göre şekil değiştirebiliyor. Mesela bir başka türlü bir kırmızı sokalım buraya. Evet. Bakın burada tüylü ve kadifemsi bir bez vardı. Bak o tutkallanınca şekil değişti. Başka bir renk aldı hatta. Bu teknik size mi aittir? Bu yama yama tekniğinde ben 15-20 sene çalıştım. Her türlü kumaş oluyor mu? Ben yalnız çiçekli kumaşlarla, basmalarla da çalışmalar yaptım. Anadolu Kadınları serisini hazırladım. İnternete bakarsanız görürsünüz. Yani ben tek sahada çalışmıyorum zaten. Şalvarlar falan. İsparta'da, şu Anadolu'da bulunduğum sıralarda şalvarlar bana ilham verdi. Bak 10-15 sene çalıştım şalvarlar dizisine. Üst üste de yapıştırma yapabilirsiniz isterseniz. O arkadaşın bak masasını da çek. Getir bakayım o masayı bak. Arkadaşınız hazırlıyor. Onu getir buraya da görsünler. Televizyonda çeksin. Ne kadar değişik malzemeniz olursa bu iş biraz malzeme konuşacak bunda. İşte bakın arkadaşlarınıza verdiğim derse göre arkadaşınızın biri böyle hazırlamış. Bakın hemen heveslendi. Bak neler yapacak kim bilir. Şimdi böyle bir deseni figüratif bir şalvarlı bir nene hatun oturtursunuz neneyi. O nenenin üzerine bundan bir şalvar yaparsınız. Bunları da karıştırarak şöyle yan yana getirerek bir figür yaparsınız. Örneği gösteririz filmde. Tamam, ha, bakın o zaman neler oluyor, ne ufuklar açılacak size. Bu işte boyası olmayanlar için en uygun, en ucuz bir malzeme. Yani çöpten sanat üretme gibi bir şey. Atık malzeme. Yani dericiler, deri kesimhaneleri var, derileri atıyorlar, güderileri atıyorlar, torbalarlar her akşam. Zeytinburnu'nda kesimhaneleri var,
Çuvallarla atıyorlar. Ben şimdi bu yaşta utandığım için alamıyorum. Bazen içim gidiyor şu torbayı alsam diyorum ama alamıyorum. O çöpten, o atılan şeyden ne güzel müthiş şeylerin olduğunu göreceksiniz. Kocaman kocaman tablolar yaparsınız. 3'e 5, 4'e 5 böyle tablolar yaparsınız. Böyle şeyler yapacağınızı düşünüyorum ben. Çin'e gittim, Toroslara, dağlara gezdim, dolaştım. Hastalığım geçti. Sonra döndüm. Başlar başlamaz hemen alerji olmaya başladım. Hemen boğulmaya başladım. Demek ki ha anladım ki bu kumaşların tozlarını yırtıyorum ya. Yırtarken çıkan tozlar, deriyi rendelerken çıkan tozlar beni alerji yapmış. İşte bunun alerji olmamak için böyle yırtarken bilhassa bunlardan kumaşlardan toz çıkıyor. O tozları yutmamak için maske ile çalışmak lazım. Elimiz tutkallanıyor diyorsanız ince bir eldiven kullanabilirsiniz ama elle dokunmak iyi. Bu gazeteyle kağıtla olan kolajları kraft kağıdı üzerine çalışmanız daha uygun. Tuval üzerine niye kağıt yapıştırasın ki? Böyle bir düşünceyi dünyada birçok ressam belki bez yapıştırmıyor ama yapıştırsa bile çok bez yapıştırmak, bunu kontrol etmek çok zor bir şey. Onun için dünyada birçok ressam bununla uğraşmadığı için bu bize kalmış. Bize nasip oldu. Allah bize nasip etti. Ve bu türde 15 sene, 20 sene çalışmalar yaptım. Evet, şimdi mesela burada bir göz noktası seçeceğiz. Şimdi açıyı tutturmak lazım burada bir yerde. Gördüğünüz gibi şunların şey olması hiç önemli değil. Boyayla sonradan tamamlıyorsunuz. Şurada kalan boşluklarıyla beyaz şeylerle, renklerle doldurursunuz. İşte bir tane çizdik. Şimdi yanına bir tane daha çiziyoruz. Bu büyükse bu biraz daha küçük. Bakın aynı büyüklükte yapmıyor. Üst üste geçiyor. Önemli değil. Bakın alttaki doku onu zenginleştirecek. Bakın malzeme ne kadar farklı bir görüntü verecek. Siz de göreceksiniz. Bu boyadan farklı bir şey veriyor, lezzet veriyor. İşte bu lezzeti tadabilmeniz için böyle bir çalışma yapıyoruz. Bu kainat aşkla yaratılmış. Aşkla yaratılmış olan varlıklara aşk dolu gözlerle bakmak lazım. Eğer aşk dolu gözler, bakan gözler olmasa güneş o kocaman gövdesiyle doğmaz. Hiçbir çiçek açmaz. Mevsimler bizim için değişiyor. Çiçekler bizim için açıyor. Güller bizim için açıp soluyor. Mevsimler bizim için değişiyor. Hocam yarısını siyah, yarısını kahverengiyle mi yapıyorsun? Burası açık olduğu için kahverengiyle yapıyorum. Bu arkadaşınıza siyah çizgi yaraşmaz. Ancak kırmızı mutrak kahverengi bir kontrol atarsa belki peki, şey olur. Peki tablonun üstünde iki tane renk kullanabilir miyiz? Sözü nasıl çizgi mi? Evet. Tabii. Ya şuraya açık olduğu için fazla koyu gitmiyor. Bak burada koyu gidebilir de burada gitmez. Anladım. Onun için. Fark ettin mi? Ya bravo, onu fark etmeniz güzel şey yani. Evet. Yani bu arkadaşlardan çok şeyi fark edenler var. Ben onun için yani gayret gösteriyorum yani. Geçen dedim ki herhalde beni anlamıyorsunuz. Hani canlı performans yaparken gelen arkadaşlara dedim ki ben anlatıyorum ama dedim siz herhalde anlamıyorsunuz falan. Yok yok hocam anlıyoruz dediler. Ama sen fıkra anlattığın zaman anlıyoruz dediler. Anlatmasan anlamıyoruz dediler. O da güzel yani. Fıkra ile anlattığın zaman daha güzel anlıyoruz dediler. Karelerin içinde figürde çizilebilir değil mi hocam? Aa bak ne güzel, o da aklına geldi işte. Sen epey hamsi yemişsin ha. Ben mi? Yok aksine.
Yemediniz. Yemediniz. Bak değişik fikirler aklına geliyor. Bu da güzel yani. Bunun içine figür de çiziliyor. Mesela Cemal Toya o tarzı öğretmişim. Böyle kareler yapıyor, karelerin içine figürler koyuyor. O çok hoşuma gidiyor. Ya işte, yani her talebem değişik fikirler üretiyor ve değişik şeyler yapıyor. Ben ümide diyorum ki yakında siz benim bu öğrettiğim tekniklerle farklı şeyler yapacağınızı düşünüyorum ben. Bu bir başlangıç sizin için bir ders oluyor ama bu dersten ilham alarak bakalım neler yapacaksınız. Bakalım ne malzemeler üreteceksiniz. Niye bak buna şey yapıyorum? Paralel yapmıyorum da bak şu ucu buna üstüne getiriyorum. Niye? Bu buradan devam etsin diye. Bu buradan devam etsin diye. Bu buradan çalışsın diye bak. Ya bak şu bunlar hesaplıyoruz bak. Bu buradan devam edip buradan çıkacak. Bu mesela buradan geçecek. Bu buradan gelecek. Bu tarafa geçecek. Bu tarafa geçecek. Onlar gözü taşıyor. Sivri uçlar bir gözü çeker ve başka yan. Bu başka değişik yönlere giden çizgiler gözü sonsuzluğa doğru götürüyor. Şu yamalardan, bu çizgilerden istifade ediyorum. Bazen istifade etmiyorum. Niye? Burada bir beşgeni çizerken 120 derecelik bir açı çizmem lazım. Bakın bu 120 derecelik bir açı ama bu, bak bu tarafa geldi. Bakın burada birkaç tane rengin yan yana gelmesinden bir beşgen oluşturdum. Şu anda bu spontan bir olay yani anlık bir olay. O an başka türlü olabilirdi, böyle oldu. Bunların içi boyanacak mı şimdi hocam? Bazı ufak şu mesela şu boşluğu kırmızıyla tedavi edeceksin şunu. He, aynı renk olması aynı gerekiyor. Ya kırmızıyla o yani şey vermeyecek. Anormal bir görüntü vermemesi lazım. Anladım. Çizip içini doldurduktan sonra çalışma bitmiş oluyor mu hocam? Kontrol edeceksiniz. Mesela burada fazla çizgiler var, rahatsız eden bir şey varsa onları düzelteceksiniz. Şuradaki boşlukları kapatacaksınız. Mesela şu beyazlar, ya boya ile kapatacaksınız. Yani. Yağlı boya çalış. Sonuçta yani yağlı boya için zemin hazırladım.